Sen zaten soruşturmanın başından beri etkin bir şekilde yürütülmediğini her fırsatta dile getirdik biz. Hem dava dosyasında, soruşturma aşamasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyaya ilk temas anından iddianamenin düzenlendiği ana kadar da aslında soruşturmanın mevcut yasal çerçevede bir cinayet dosyası açısından olması gereken tarza yürümediğini her fırsatta dile getirdik. Tabii bunu konuşturma aşamasında da hep dile getirdik ama maalesef aradan geçen 9 yıla rağmen bütün bu cinayetin aydınlatılması konusundaki taleplerimiz, istemlerimiz hep görmezden gelindi ve nihayetinde 12 Haziran'da dava dosyası bir şekilde karara çıkacak. Ama bu dosyanın şu an itibariyle karar verilecek aşamada olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz ama bir şekilde dosyayı artık kapatma, dosyaya ilişkin bir karar verme konusundaki istek, arzu mahkeme heyetinde her fırsatta kendisini gösteriyordu. Nihayetinde 12 Haziran'da artık bir karar verilecek gibi gözüküyor. Onu zaten teknik anlamda dosyanın yetersiz ve eksik bir şekilde iddianameye dönüştüğünü ve davanın yürütüldüğünü hep söyledik. Ama asıl önemli olan bir cinayet dosyasında, bir suikast dosyasında asıl olan hangi silahtan Tahir Elçi'nin öldürdüğü konusundaki aslında silah, yani daha doğrusu kurşunun çekirdeğinin bulunmamış olması. Bu da biliyorsunuz mahallinde keşif yapılmamış olması, keşfin çok sonraki bir tarihte yapılmış olması ve hangi silahtan Tahir Elçi'nin öldürüldüğü konusundaki tespite yarar olan çekirdeğin bulunmaması tabii ki önemli bir cinayet dosyası açısından eksiklik. Ama bu cinayet her ne kadar çekirdek yani kurşun bulunmamış ise de aslında bu cinayeti aydınlatacak ve bize göre soruşturma aşamasında ki eğer bu konuda bir araştırma yapmıyorsanız ya da bu konuda gerekli ve yeterli araştırma yapmıyorsanız hepimizin kafasındaki temel şüphe, soru işareti o. Cinayet anına denk gelen oradaki özel bir işletmeye ait kamera kaydının bozuk olduğu yönündeki, daha doğrusu kameranın kaydının bozuk olduğu yönündeki tespit, yine ne tesadüf aynı ana yani Tahir Elçi'nin ölüm anına denk gelen foto film şubeye ait polis memurunun yapmış olduğu çekimin vurulma anına ait olan kısmının olmayışı. Tabii eğer o ana denk gelen görüntü yok ise hepimiz de tabii ki o görüntülere müdahale edilmiş olma ihtimalini artırıyor. Biz bu anlamda mahkemeden sürekli şekilde bu kayıtların, bu cihazların neden çekim yapmadığını ya da çekim yapmış ise müdahale edilip edilmediği konusundaki bilimsel tespit ve araştırmalar konusundaki taleplerimiz hep reddedildi. Bu anlamda biz Tahir Elçi cinayetinin şu anda karar verilecek aşamada olmadığını söylüyoruz. Bütün bu soru işaretlerini gidermediğiniz sürece, bütün bu şüpheleri gidermediğiniz sürece bu dosyadan karar veremezsiniz. Ya da Tahir Elçi'nin katledilmesine giden aşamada özellikle yapılan ihbarlar, istihbaratçıların bu konudaki ve kolluğun bu konudaki imalleri ve o konuda yapılması gereken araştırmalar ve tanıkların dinlenmesi konusundaki taleplerimiz de reddedildi. Yani aslında mahkeme heyeti bir cinayet dosyasında elde edilen ve elde edilmesi gereken delillerin olması gerektiği şekilde araştırılması ve incelenmesi konusundaki taleplerimizi hep reddetti. Bu anlamda biz Tahir Elçi suikastini aydınlatma konusunda maalesef şu anda yargıda bir iradenin, yani cinayeti bütün yönleri aydınlatma konusunda bir iradenin olmadığını görüyoruz. Ama şunun da farkındayız. Bu sadece mahkemeyle sınırlı bir irade değil. Bu aynı zamanda şu an ülkede siyasi iktidarında bu cinayeti aydınlatma konusunda bir irade ortaya koyamadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda eğer iktidar ya da siyaset kurumunu temsil edenler cinayetin yaşandığı ilk günde dile getirdikleri ve verdikleri sözün arkasında kalmadıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu cinayetin ne pahasına olursa olsun aydınlatılacağı konusunda dönemin Adalet Bakanı'nın, Başbakanı'nın söylemleri vardı. Ama maalesef geldiğimiz aşamada o iradeyi göremiyoruz ve mahkeme de bir şekilde mevcut haliyle dosyayı kapatma yönünde niyetini de açığa çıkarmış gibi gözüküyor. Şimdi yargının maalesef en kötü pratiği o. Yani soruşturma aşamasında özellikle kolluğun bir şekilde belirli dava dosyalarında ya da belirli meselelerde sürekli bir tanık arayışı içerisinde insanları kriminalize ettiğini çok iyi biliyoruz.
Tahir Elçi suikastinde de özellikle o dönemin savcılarının, ki bu savcıların kimler olduğu dava dosyasına yansıdı. Bu savcılar hakkında HSK'ya şikayet dilekçeleriyle başvuru yapıldı ama maalesef herhangi bir sonuç alamadık. Ama çok açık bir şekilde Tahir Elçi suikastinin soruşturma aşamasında da soruşturmanın nasıl manipüle ettiğini söz konusu tanık duruşma salonunda çok açık bir şekilde dile getirdi. Aslında cinayetin örgüt üyeleri tarafından işlendiği konusunda bir ifadeye zorlandığını, bu konuda baskılandığını, kendisine cezalandırılmaması konusunda vaatlerde bulunulduğunu, hatta kötü muameleye maruz kaldığını dile getirdi. Ama mahkeme maalesef bu konuda gerekli araştırmaları yapmadı. Oysa biz şunu çok iyi biliyoruz. Bir gizli tanığın ya da bir tanığın beyanları üzerine aynı mahkemelerin insanlara onlarca yıl cezalar verdiğini, ağır cezalar verdiğini de çok iyi biliyoruz. Bu tanık daha sonraki süreçlerde de cezaevinde, mahkemede ilk verdiği ve dosya yazılı şekilde bulunan ifadesinin aksine beyanlarda bulunduktan sonra cezaevinde baskılandığını ve istihbarattan, emniyetten geldiğini iddia eden kişilerin gelip cezaevinde kendisine baskı yaptığını da dile getirdi. Bu gelişmeler üzerine bu tanık Bolu cezaevinden farklı bir cezaevine nakledildi. Yani neyi ifade etmeye çalışıyorum? Aslında soruşturma aşamasının ne kadar isteksiz ve manipüle edici bir şekilde yürüdüğünü bizlere gösteriyor. Nihayetinde bu tanık duruşma esnasında mahkeme heyetine ilgili savcının ismini vererek Tahir Elçi cinayetinin örgüt tarafından işlendiği konusunda beyanda bulunmaya zorlandığını söyledi. Yani ben bu anlamda bu tanıkların beyanlarına istinaden gerek mahkeme heyetinin gerekli suç duyurularını yapmamış olması, gerekse ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturma başlatmaması, YSK'nın bu şikayetleri karşılıksız bırakmış olması aslında bir bütün anlamda Tahir Elçi cinayetine dair bürokratik yapının, yargı makamlarının ve siyasal iktidarın niyeti açısından bizleri çok net bir şekilde bilgilendiriyor. Tabii 12 Haziran, tabii bugüne kadar şunu öncelikle Diyarbakır Barosu'nun başkanı olarak ifade etmek istiyorum. Biz duruşmanın başladığı ilk günden yani 2020 yılından bugüne kadar her celsede gerçekten Tahir Elçi dosyası açısından inanılmaz bir dayanışma ve destek gördük. Gerek Türkiye'deki barolardan, Türkiye'deki hukuk örgütlerinden, avukat camiasından, uluslararası hukuk ve yine yurt dışından birçok baronun ve hukuk derneğinin desteğini aldık. Bu açıdan evet Tahir Elçi cinayetinin her celsede bu ilgiye ve bu danışmaya konu olmuş olması herkesin Tahir Elçi kimliğinde ya da Tahir Elçi cinayeti konusundaki adaletin yerine gelmesi konusundaki beklentisinin işareti. Bu anlamda 12 Haziran'daki duruşmaya da ben güçlü bir katılımın olacağını bu şu ana kadar bizlerden temasa iletişime geçen meslektaşlarımızın ya da kurum ve derneklerin dönüşlerinden çok iyi görebiliyorum. Yani ciddi bir katılım olacak. Ben bir kez daha buradan hem Türkiye'deki hukuk camiasına, avukat meslektaşlarıma, barolara ve yine yurt dışındaki bugüne kadar destek veren barolara 12 Haziran'da yeniden Diyarbakır'da olmaya, Tahir Elçi dosyasına, evet bu yargı pratiğiyle bugün belki bir sonuç almayabiliriz ama biz taleplerimizi yine ısrarlı şekilde ve gücümüzü, desteğimizi Tahir Elçi suikastinin cezasız kalmaması konusundaki niyetimizi, irademizi ve mücadelemizi 12 Haziran'da bir kez daha ortaya koyacağız ve bu mücadeleye destek ve dayanışma adına bütün hukuk örgütlerine ve hukukçulara bir kez daha 12 Haziran'da Diyarbakır'da olmaları ricasında bulunuyorum. Kendilerine bugüne kadar da ve 12 Haziran'da da verecekleri, sunacakları destek konusunda da şimdiden teşekkür ediyorum.